231 nolu hadis. Sehl İbn-i Ebi Hasme radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam yaş hurmayı kuru hurma ile değiştirmeyi yasakladı ve bu ribadır. Buna müzabene denir buyurdu. Ancak arıya satışını bundan istisna etti. Arıya bahçe sahibinin ayırdığı bir veya iki hurma ağacıdır. Onların başındaki meyvenin kuruyunca ne kadar olacağını göz kararıyla tahmin eder. Bunun bedelince yaş hurma satın alıp yer. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam kuru hurma vererek tahmin yoluyla ariyelerin satın alınmasına 5 vask veya 5 vasktan az miktar için izin verdi. Ravilerden biri 5 vask mı dedi yoksa 5 vasktan az mı dedi diye şüphe etmiştir. 233 nolu hadis. Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam müzabene ve muakalayı yasakladı. Müzabene, yeni meyvenin daha hurma ağacının başında iken satın alınmasıdır. İmam Malik kuru hurma vererek ziyadesini kaydetti. Muakale de buğday karşılığında tarlanın kiralanmasıdır. 234 nolu hadis. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam müzabeneyi yasakladı. Müzabene yaş hurmayı ölçeğe vurarak kuru hurma mukabil satmaktır. Keza taze üzümü ölçeğe vurarak kuru üzüm karşılığında satmaktır. 235 nolu hadis. Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde Resulullah aleyhissalatu vesselam ekini ölçekli olarak buğdayla satmaktan yasakladı. 236 nolu hadis. Sahiheyn'in Hazreti Cabir'den kaydettikleri bir rivayette şöyle. Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam muhabere ve muakkaleyi yasakladı. Ata der ki, Cabir bize şu açıklamayı yaptı. Muhabere, boş araziyi sahibi bir başkasına verir. Alan adam bütün masrafları karşılayarak tarlayı eker. Tarla sahibi mahsulden hisse alır. Müzabeneye gelince, bunun daha ağaçtayken yaş hurmayı kuru hurma ile ölçekle satmak olduğunu söyledi. Muhakkale ise ekinden cari bir alışveriş, müzabeneye benzer ekinin ölçekle buğday mukabili satılmasıdır. 237 nolu hadis. Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle denir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam muakale, müzabene, muaveme ve muharebe suretiyle yapılan alışverişleri yasakladı. Ravi der ki, muaveme birkaç yılı içine alan bir satıştır. Keza sünyayı da yasakladı. 238 nolu hadis. Nesai'nin diğer bir rivayetinde Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam muhadara ve muhabere satışlarını yasakladı der. Ravi şu açıklamayı yaptı. Muhadara hurmanın alaca düşmezden önce satılmasıdır. Muhabere de yağının miktarını göz kararıyla tahmin edip şu kadar bu kadar sahaya satmaktır.
239 numara hadis. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, efendisinden çocuk doğuran cariyeyi efendisi artık satamaz, hibe edemez, miras olarak da bırakamaz. Hayatta kaldığı müddetçe ondan istifade eder. Ölecek olursa cariye hür olur. 240 nolu hadis. Rezin, Hazreti Cabir radıyallahu anh'ın şu sözünü kaydeder. Biz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh zamanında Ümmü Veled'i satardık. Hazreti Ömer bu alışverişten bizi yasaklayınca terk ettik.